Aslında çok ilginç bir sürece girdik. Biz hı hı. seçimlerden sonra hep CHP ne yapacak diye soru sorardık. Şimdi, Şimdi aynı AKP soruyu AK Parti ne yapacak diye o soruyu soruyoruz. Ya ben görüşüyorum hani çok farklı kesimlerle hı parti hı. içerisinde çok önce şunu açık ifade edeyim. Hala AK Parti'de herkes her şeyi söyleyebilme cesaretine sahip değil. Yani bu da AK Parti ne yapacak sorusunun cevabını sınırlıyor. Neden sınırlıyor? Şimdi siz bir seçim başarısını masaya yatırdığınızda mahalle teşkilatından başlarsınız. Gençlik ve kadın kollarından başlarsınız. Koordinatör kimse ondan hesap alırsınız. İlden il yönetiminden hesap alırsınız. Bunlar yetmez ayrı değerlendirme alırsınız. Belli raporlar hazırlarsınız. Ve sonrasında orayı masaya yatırırsınız ve dersiniz ki evet buranın bir ulusal kısmı var, bir yerel kısmı var. Yani bu ayrımı niye yapıyorum? Şimdi AK Parti'de temel mesele ekonomi dediğinizde Hatay'daki insan çıkıp parti yöneticisi diyor ki Hatay'da da ekonomi vardı diyor. Antep'in Şahin Bey'indeki de diyor burada da, da ekonomi vardı diyor. E biz niye kaybetmedik diyor. İş haklı olarak onu soruyor. O zaman diyor sadece ekonomiye bu işi indirgediğiniz zaman bu bambaşka bir sonuç doğru. Şimdi çok açık bir şey konuşmak lazım. Ben ısrarla hep söylüyorum. Yani bu seçim meselesinde Türkiye'nin biraz normalleşmesini ben açıkçası çok hoşnut olan biriyim. Yani biraz normalleştik. Sebep şu. Şimdi AK Parti'nin bir şey karar vermesi gerekiyor. Bu cephe siyaseti dediğimiz, kamplaşma siyaseti belli bir döneme kadar belki AK Parti'yi götürdü. Ama bu artık AK Parti'yi taşıyacak bir sistem değil. Yani esasında AK Parti ile MHP'nin kurduğu sisteme biraz milli cephe hükümetleri gözüyle bakıldığında belki 3. milli cephe hükümeti diyebiliriz buna. Ama hatırlarsan orada her iki milli cephe hükümeti sonrasında böyle bir siyasi tıkanıklık aşılamadığında farklı güçler devreye girebiliyordu. İşte 12 Eylül bunlardan bir tanesiydi. Burada AK Parti'nin yapması gereken şey şu. Birincisi bu kamplaşma siyasetini bir terk etmesi gerekiyor. Fakat burada da temel sorun şu. Bu kamplaşma siyaseti üzerinden kendi konumlarını AK Parti konumlarının ötesinde tutan insanlar Buna izin vermiyorlar. Çok açık söyleyeyim. AKP içinde. AK Parti içerisinde buna izin vermiyorlar. Çünkü onlar bu konumlanmayı bu kamplaşma siyaseti üzerine yapmışlar. Yani dikkat edin böyle AK Parti'nin kuruluş sürecine bakın. Ne zaman reform yaptıysa ne zaman ileri bir adım attıysa o şekilde toplumda karşılık gördü. Hani şartları değerlendirebiliriz, konuşabiliriz, eleştirebiliriz ayrı bir şey. Ama ne zaman demokratikleşme adımları attıysa, ne zaman kendi içerisinde ezber bozabildiyse, ne zaman statükoya teslim olmadıysa, ne zaman devletleşme meselesinde biraz daha sivil kalabildiyse vatandaş AK Parti'ye bir saniye dur dedi. Şimdi burada vatandaş tepkisini sandıkta gösterdi. Bu da çok iyi bir şey. Çünkü Türkiye'de bu belli meseleler tıkandığında sandık iradesinden ziyade farklı güçler devreye giriyordu. Rot balans hayatları falan. Şimdi burada AK Parti MYK'sında da görüşülen, AK Parti'nin kendi içinde de görüşülen bir mesele var. O da şuydu. İlkinde hatırlarsanız sızdırılan Cumhurbaşkanı konuşmasında kimse layüsel değildi. Dedi. herkes hesap verecek dedi. Ve sonrasında belli bir süre bekleyeceğiz. Hani çünkü onun bir tarzı var. Yani kamuoyunda bir isimle ilgili çok büyük baskı yaptığınızda onu almıyor. Şimdi kongre sürecini ben burada anlatmıştım. Yani kongre süreciyle bu süreci tamamlayacaklar. Çünkü önce bir raporlamaya gittiler. Bu raporlama Çeşitli vakıf dernekler üzerinden de geldi. Parti teşkilatları üzerinden de geldi. Sivil yapılar üzerinden de geldi. Ve bir reçeteyi ortaya koymaya çalıştıran bir röntgeni çekelim dediler. Biz nerede ne yapıyoruz? Fakat burada sıkıntı şu. Kendi konumlarını korumak noktasında olanlar sadece işe ekonomiye, ekonomiye bağlanırlar. Ekonomi iyi olursa aslında biz oylarımızı alırız dediler. Bir kesim dedi ki Hayır kardeşim bakın bu yanılgı. Vatandaş sadece ekonomik meselelerden dolayı bize set koymadı. Eğer bunu böyle yapsaydı onay öncesinde de bu seti koyabilirdi. Duruşunuz Burada bizim yapısal hep. sorunlara ihtiyaç, yapısal değişimlere ihtiyacımız var. Hı hı. Şimdi nedir bu yapısal değişimler? Siyaset üretememe. Şimdi ben bunu söylediğine birçok insan kızacak ama AK Parti'nin siyaset üretemememe gibi bir mekanizması var. Neden bu mekanizma var? Biraz daha kamplaşma üzerinden gittiği için siyaset üretememe gibi derdi var. İki, AK Parti MHP ile olan bu tarihsel ittifak içerisinde birçok kesimi kendi içerisine kaybetti tabii. Bunları da toparlama şansı elde edemedi. Üçüncü en büyük mesele lider dışında aktör üretememe sorunu başladı. Dördüncüsü de şimdi bu ticarette de böyledir. Yani karınız varsa çok iyi geçinirsiniz ama iş zarara geldiğinde herkes birbirini bir şekilde suçlamaya, eksiklerini dinlendirmeye başlar. Şimdi AK Parti'de seçim sonrası klikler ortaya çıkmaya başladı. Ve bu klikler ne yazık ki hep ifade ediyorum basın üzerinden sanki bir yerde bir insan değişirse AK Parti'de başarı gelecekmiş gibi bir izlenim doğuruyorlar. Ve bu çatışma AK Parti içerisinde çok açık ifade edeyim. Çok yansıması basındaki kalemler üzerinden devam ediyor. Yani ortaya çıkan haberlerin büyük bir kısmı hepimiz gazeteciyiz. Bunların bir şekilde sızdırıldığını hepimiz biliyoruz. Yani kişiler üzerinden, klikler üzerinden, genel başkan yardımcıları üzerinden, il başkanlıklar üzerinden kimse meseleye ana sistem itibariyle bir saniye ya. Yani bu insanı değiştirdik. E, oluyor yerinde duruyorsa yani mesela şimdi partide çalışanla çalışmayan ayrımını yapmayan bir parti kişi değiştirdiğinde yapılacak mı? Bu Hayır. Burada bir sistemsel sorun var. yani o sistemsel sorunu bir şekilde yansıtman gerekiyor ki e, söylüyorum yani şimdi Hatay'da Antep'te şey kazanmışsam Adyama ne yapıyorsun ve benzerlerini kaybetmişsen kardeşim burada bir oturup düşüneceksin. Biz ekonomi orada da ekonomi, burada da ekonomi, burada nerede yanlış yaptık? Yanlışın kısmı ne sorusunu sormak lazım. Üçüncü en büyük mesele şimdi tabii çok dışarı yansıtılmasa da AK Parti içerisinde hep ifade edilen AK Partililerle AKP'lilerin çatışma hikayesi var ya. Hı. Aslında bu bir anlayış bu aslında tam da şu an gerçekleşiyor. Yani tam da AK Partili olup da hep şunu ifade ediyorum. Yani Cumhurbaşkanı'nı sevenle Cumhurbaşkanı'nın gücünü sevenlerin arasındaki kavga tam da şimdi başlıyor. Çünkü bir kısmı o güç üzerinden kendisine hmm. bir konum buluyor. O güç üzerinden kendisine bir alan buluyor. Bir kısmı da hasbi olarak hakikaten ben bu davaya inandım. Ben Cumhurbaşkanı'nın yanındayım. Dolayısıyla da yeniden ayağa kalkabiliriz ama samimi olma koşuluyla. Hani zenginliği bürokratik meselelere falan bunları bir tarafa bırakarak söylüyorum. Ve dolayısıyla da Cumhurbaşkanı çok açık ifade edeyim. Eğer MYK'sından MKYK'sına kadar Hı. partinin ağır toplarından il başkanlıklarına kadar şunu hissettirirse teşkilatlarına evet kardeşim ben burada temel kriterleri koydum ve bu kriterleri devam ettireceğim. Şimdi bu üç döneme benzememesi lazım. Yani üç dönem kriteri koydun ama üç dönem kriterini bazı insanlar için ben bir tarafa bırakıyorum dediğinde bu olmaz. Burada da başarı kriterini neye göre aldığını çok net koymak lazım. Şimdi bir yerde başarısızlık varsa önce bir hesabını sormak lazım. Şimdi bu hesap sorulmadan şöyle bir noktaya gelinirse efendim esasında biz başarısızlık dersek aslında bu sizin başarısızlığınız olabilir aman ha buna dikkat edelim dediğinizde kendisini perdelediğini görüyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı çok açık hoca da söylüyor ben de söylüyorum hepimiz söylüyoruz yani Cumhurbaşkanı'nın oyu AK Parti'nin üzerinde. Cumhurbaşkanlığı AK Parti'den aldığınızda şu an AK Parti'nin dağılma sürecine gireceğini herkes biliyor. Şimdi burada Cumhurbaşkanı o da bunu görüyor. Siyasetten bunca yıldır 22 yıllık deneyim var. Yani sadece bu iktidar döneminde hani ta milli görüş, milli selamet meselesini söylemiyorum. Şimdi burada ne yapacağız meselesi? Yani yeni isimler noktası bence son derece önemli ama o yeni isim şu, şu olmamalı. Yani partide bir genel başkan yardımcısını aldım değiştirdim. Yani. X bir genel başkan yardımcısını koydum. Dolayısıyla değişim bu ve kabinede 3 bakan aldım, 5 bakan aldım değişim bu. Hayır bu değil. Tam tersi. Ne parti... yaparsa değişim olur? Şöyle partinin çoğulculaşması lazım. O ilk kuruluş şeyini hatırlar mısın? Parti ilk başta bırakanlar kimdi? Mesela liberaller bıraktı değil mi? İlk başta gemiyi onlar terk etti. Sonra işte Kürtlerle arası açılmaya başlandı. Sonra belli yani petulaçı yapıyla zaten bir kavga vardı orada bir darbe teşebbüsü oldu orada bambaşka bir nokta oldu. Şimdi AK Parti'nin dönüp bu çoğulculaşmayı tekrar bir sağlaması lazım. İki, parti içerisinde çok açık söyleyeyim derebeyliklerin bitirilmesi lazım. Kliklerin bitirilmesi lazım ve herkesin AK Parti şemsiyesi altında kendisini ifade edebilmesi ilgili bir şey söyleyeyim, Bak. tarihi bir şey söyleyeyim. Hocam orada mesele neydi biliyor musunuz? Ergenkon sürecinin dışında bir şey söyleyeyim. Şimdi Emniyeti İstihbarat o dönem FETÖ'cü yapılının elinde. Tayyip Erdoğan Brokat soruşturmalarının büyük bir kısmı Emniyet isbaratan soruyor. Bu yaşanmış evet. bir örnek üzerinde bana anlatıldığı için söylüyorum. Tayyip Bey bir kuruma birini istiyor. Diyor ki ya işte o tarihte bile bu FETÖ'cü olmasın diyor. Yani, Fethullahçı olmasın diyor. O zaman FETÖ'cü şey yok. O zaman bile mesafe koymuş ki Fethullah mi biliyorsunuz. Yani ta derslerine çıkışta diyor ki ya, bu adam bizimle uğraşacak. Ya da emniyet raporu milli görüşçü olan kişinin Fethullahçı olduğu yönünde. Tayyip Bey Söz konusu kişiyi çağırıyor. Ya diyor ki ben sana dedim git temiz birini bul. Hı. Hassas bir kurum. Sen gene gittin diyor. Bula bula Fethullahçı buldun diyor. Ya onların tabiriyle söyleyeyim. Tab o dönem baş... Hı. Reis diyor. Bir yanlışlık var diyor. Ne yanlıştı falan Tayyip Bey kızınca bayağı kızıyormuş. Ne yanlıştı falan. En son adamcağız bakıyor olacak gibi de diyor ki ya ben size getireyim. Siz tanıyorsunuz beraber çalıştınız geçmişte. Tamam getir diyor. Beni bir gün sonra adamı götürüyor. Tayyip Bey adamın önünde diyor ki sen ne zaman Fethullahçı oldun diyor. Ve raporu MIT'ten istiyor. Gelen MIT raporu adamın milli görüşçü olduğunu söylüyor. O dönem gelen emniyet istihbaratlı adamı milli görüşçü adamın Fethullahçı olduğunu söylüyor. E böyle süreçler yaşandı bu ülkede. Tabii bak şimdi bu Ergenekon meselesinin de nasıl başladı? Bunu Abdullah Gül'ün kendisi 3 gazeteciye kendisi anlattı. Bak kendi dili. Ne oluyor? Bu işte Fethullahçı Ali Fuat şimdi içeride ya, o polis müdürü. Bak kardeşim. Onlar geliyor. Fuat evet, Ali Fuat Yılmaz ya, çok yaşar. Ne oluyor? Geliyor, diyorlar ki, efendim işte böyle böyle bir yapılanma var, işte darbe olacak bilmiyorum. Şey diyor ki Abdullah Gül, bana diyor bunu raporla yani kanıtlarla rapor olarak getirin. Tam aradıkları fırsat. Şimdi Abdullah Gül de inanıyor ki, hani bunlar polis müdürü, devlet mele. demin dedin ya bürokrat, iyi güzel de. Evet, bu, akıl payı bak şimdi, iyi, iyi güzel de. Tutuklanmadan kıl payı bak kurtulduğum şimdi, için o bak, süreçleri biliyorum. biliyorum. Şimdi orada bir cümle var. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. ya sahada tabii tam okunamıyor kapakta. Orada Erdoğan'ın bir cümlesini Hı. verdim. İçeride şu kadar suçsuz, binler suçsuz, günahsız, teşekkür ederim. İnsan var. Bak o cümleden sonra bu davaya müdahil oldu. Şimdi ben de onu kapağa yazdım. Bu Ergenekon'dan hani benim gibi yargılanan, margılanan o kitleler var ya. Vay sen Erdoğan'ın işte niye veriyorsun? Arkadaş. Bu cümleyi söyledikten sonra başladı. Yani bir şey fark etti. İşte bugünkü tam da örnekleme o. Şimdi eğer orada da suçsuz günahsız insanlarsa polisin o söyledikleri şey... Kardeşim itibar suikasti yapmayacaksınız. Orada herkese itibar suikasti yapıldı. İşte demin tam senin söylediğin oldaki or örnekte olduğu gibi. Ne oluyor Vali Fuat Yılmaz yerler? Aradıkları fırsat. O yalan içinde işte yalancı tanığı bilmem ne oldu raporu götürüp önüne koyuyor... Diyor ki Abdullah Gül, bana diyor bir savcı bulun. Bunu yapacak. Kaç tane savcıya teklif ediyorlar. Herifler bakıyor savcılar, namuslu, ahlaklı. İşte bu insanlar diyorlar ki bir dakika ya burada bir şey yok. Böyle bir dava açılmaz. Ama bir savcı buldular. Zekeriya Öz. Niye? Kirli bir adam çünkü. Kirli bir adam. İşte tabancayla gitmiş benzin istasyonu basmış, rüşvet istemiş. Adamın heybesi dolu. Dolayısıyla bunu geliyor, bunu buluyorlar. Buna rapor, Abdullah Gül diyor ki tamam düğmeye bastım yapın. Peki arkasını takip etmedi ki eğer demin konuştuğumuz gibi işte hani MIT, MIT rapor veriyor böyle bir örgüt yok. Genelkurmay rapor veriyor böyle bir örgüt yok. Jandarma rapor veriyor, polisin bir kısmı rapor veriyor ama bak ona rağmen işte bu FETÖ'cü bilmem ne dedik. O zaman şimdi düşünelim. Özür diliyorum Nevzat Devlet Bey'in söylediği o komplo meselesi var ya. Hani hı hı. burada komplo var. Heh. İşte tam da bu dava. Bak büyük kumpas söylememin nedeni o buna. Bak aynı komplo bu işte. Büyük kumpas dediğimiz ergenekon. Bununla birlikte Türkiye'nin kaderini değiştirdiler. Fetullahçı dediğimiz yapı. Peki kardeşim bu yapı kim? Şimdi bu yapı kim sorusunu soralım. Bunlar kukla. Kuklacı kim? Kuklacı işte ABD'nin o söylemiş olduğumuz koridorları. O zaman şunun üzerine gitmek zorundalar artık. Madem ki bütün bunları ortaya attılar. Adalet Bakanları bu adamları da temizlemek zorundalar. Orada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu günahı varsa çıkartacaksın yargı orada kardeşim. Savcıları emir vereceksin. Harekete geçireceksin. Çıkaracaksın. Bak Trump nasıl tırmalıyor orada. Çıkaracaksın. Hep konuşuyoruz ya değişim dönüşüm, değişim dönüşüm. Eğer şöyle bir şey yapacaksak benden olan uzun sözün kısası benim hırsızım namusludur diyeceksek çıkar yol yok. Bak çıkar yol yok. Buradan bir yere Sizin çıkamayız. Çok komik bir Türkiye hikayesi.